sevgili dostlar. Siz bu uçak emojisinin ne anlama geldiğini biliyorsunuz. Gelin sizinle bir anlaşma yapalım. Kanala aboneyseniz bu video hoşunuza gidecek ise Hocam ben hoşuma gideceğine inanıyorum. Sen çok iddialı giriş yaptın. Diyorsanız aşağıdan beğenin. Ki bence beğenin. Çağınıza yakışmıyor arkadaşlar. 23 bin küsür şeysiniz. Abonesiniz. Ya bin beğeni gelmiyor. Bu size yakışmıyor. Siz Fenerbahçe taraftarsınız. En az 1907 beğeni atmanız lazım videolara. Ha benim tipimi beğenmeyin. Ben de beğenmiyorum. Daha karizmatik olabilirdim mesela. Yani saçlar falan döküldü, dişleri şey. Kabul. Ama bu videoda gelin bir anlaşma yapalım. Siz bu videoyu peşinden beğenin. Ben size beğendirteceğim. İki. Kanala abone değilseniz. Allah başka dert vermesin. Ee, bir an önce kanala abone olmanızı şurayı. 23.700 800 900 1000 Hani 23.000 24.000 25 bin size bağlı. Gelin anlaşma yapalım. Bu video hoşunuza giderse şurayı arttıracaksınız. Abone değilseniz. Tamam. Söz mü? Sözünden dönen cinconun olsun mu? Abone olmayan cinconun olsun mu? Olsun. İyi. Bu videoyu izleyip de abone olmayan cinconun olsun o zaman. Başlıyoruz. Fenerbahçe Charlotte için ilk adımı attı. Şimdi ekrana bir yazı gelecek. Bu yazının açılımı Mustafa Hoca yine bildi. M H Y B. Bu yazılı şu yüzden açıldı arkadaşlar. Ben Sherlock haberini verdim, prim dediler. Ben Sherlock haberinin detayını verdim. Dediler ki abone kasmak için yapıyorsun. Ben Sherlock haberini verdim, para kazanmak için yapıyorsun. 3-5 tıklama için Allah'tan korkuyorum diyorsun, haber yapıyorsun dediler. Bakın şimdi habere. Fenerbahçe Sherlock için ilk adımını attı. Fenerbahçe yönetimi Alexander Sherlock için kulübüyle görüşmüş ve kulübünden okey alıp menajeriyle görüşmüş. Bu yazı yine çıkacak. Sebebi şu. Ben dedim ki görün bakın haftaya menajeri gelecek. Menajeriyle görüşme gerçekleşecek. Ta geçtiğimiz haftalarda. Menajeriyle görüşme gerçekleştiği anda siz şu sağlamayı yapın. Ali Koç fair playci mi? Ali Koç hani dürüst transfer derdinde mi? Evet. O zaman mantık matematik süzgecinden geçirince biz kulübüyle anlaşmadan futbolcuyla görüşür müyüz? Yok. Demek ki kulübüyle resmi görüşmelere başlamışız demektir. Bu da benim duyumumu doğrular demektir. Şurada. Fenerbahçe Alexander Sherlock için kulübüyle görüşünce kulübü 10 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Oyuncu da 3 yıllık sözleşme için senedik 3,5 milyon euro talep etti. Bu doğru değil. Çünkü ilk görüşmelerde hatırlarsınız benim de aktardığım üzere 12 milyon euro civarında bir para istiyorlardı cash. Sonra Beşiktaş araya girdi bir teklifte bulundu. Biz Beşiktaş'a dedik ki bak biz de geliyoruz. Bak ben sinirlendirmedik. Bak biz görüşürsek biz alırız dedik. Beşiktaş dedi ki tabii ki siz de teklifinizi verebilirsiniz dedi. Ee, hani 12'lerden başlayan görüşme şu an 8 bandına düştü. 8 milyon euro bandına düştü. Futbolcu 3.5 istiyordu. Evet bu 3.5 epey düştü. Yani epey düştü yıllık ücret babında. Onu da söyleyeyim. Fener, haberde diyor ki Fenerbahçe Pazarlıklara 5 milyon euro e, bonservis bedeliyle başlayacak falan diyor. Biraz geç kaldılar. Başlanıldı. Hem ha, aynı haberde görüşüldü edildi deyip de hem başlanılacak biraz mantıksız olmuş. Hocam iyi de bir habere göre MHYB diyorsun. Sosyal medyaya girin bakalım. Ve az sonra okuyacaklarımı dinleyin bakalım. Niye MHYB diyorum. Valla Başkan Ali Koç teknik direktör konusunu halledip. Horvet transferini halledip. Birkaç ismi daha halledip arkasına yaslanacak. Listede Vedat Murici varmış. Yüzde 30 ihtimal. Seferovic diyor yüzde 1 ihtimal. Abu Bakar yüzde 1 ihtimal. E, hocam yüzde 1 ihtimal diyor. Kesin olarak yok desene. Arkadaşım bana kalırsa Vedat da Seferovic de Abu Bakar da gelmeyecek. Ancak siz şunu anlamıyorsunuz. Bak siz şunu anlamıyorsunuz. Şimdi şu da konuşuldu. 8'e kulübü okey dedi. Hatta dedi ki bizden de bir indirim 7'ye okey. Futbolcu da 1.5'a okey dedi. Tam futbolcu gelecekken eltisinin görümcesinin kaynanası dedi ki gitme oraya yavrum. Hakkımı helal, sütümü helal etmem. İyi de ben seni emmedim ki sen bilmiyorsun neler yaşadın neler. Sen burada dur da ben sana anlatacağım hayat hikayen dedi. Futbolcu gelmekten vazgeçti. Otomatikman ivme düşük moddaki futbolculara yönelecek. Bu sefer diyeceksiniz ki hani sıfırdı. Arkadaşlarım benim verdiğim duyumlar anlık bugün itibariyle. Diğer video mesela iki sene önceki videolara gidin bakın. Ulan kimlerle konuşmuşuz? Vay be kimlerin adı geçmiş falan. Siz zannediyor musunuz transfer döneminde 8 futbolcunun adı geçiyor 8 ile anlaşıyoruz. Transfer sezonlarında belki 88 futbolcunun adı geçip de bir futbolcu aldığımız dönem oldu. diye Diego bastı dönem. 88 futbolcu. Şimdi bu okey. İyi de hocam Trabzon Spor'un önceliği varmış. Şimdi ne varmış? Trabzon önceliği varmış. Tamam. Meşhur bir duyumcu, yani çok takipçisi olan bir duyumcu diyor ki Trabzonspor'un önceliği Leipzig ile yaptıkları kontratta var. Ben de yok diyorum. Leipzig ile niye Trabzonspor kontrat yapıyor? Futbolcu, Trabzonspor'un futbolcusu değildi ki. Yani benim bildiğim kadarıyla değildi. Diyor ki bu durumda Alexander Sherlock'u bağlamıyor. Bak, bu ne demek biliyor musunuz? Bu madde ortaya çıkmazsa zaten bağlamıyor demiştim bu da buna da Yani futbolcu yarın bir gün diyecek ki benim öyle bir şeyim yoktu ki diyecek. Ya işte öyle bir şeyim yok derken hani Fenerbahçe'ye geldi ya iki kulüp çatışmasın diye kıvırıyor yani demek için bence aklıma benim o geliyor. Anlaşma kulüpler arasında. Göster. Aç telefonunu göster. <laughs> yok, aç sözleşmeyi göster. Telefon başka bir şeydi. Şimdi diyelim ki doğru diyelim ki doğru. Peki bu sözleşme nasıl bir şeymiş? Fenerbahçe veya Beşiktaş Leipzig ile anlaşırsa. Leipzig Trabzonspor'a aynı şartlarda oyuncusunu sunuyor. Trabzonspor'un hakkı burada devreye giriyor ve Leipzig'in söylediği şartları kabul ederse oyuncuyu alabiliyor. Ama iki kulübün arasındaki kontrat Şerlot'u bağlamadığı için oyuncu ikna olmadığı sürece iki kulübün arasındaki maddenin bir geçerliliği bulunmuyor. Bakın Türkçe mealini söylüyorum. Böyle bir madde yok. Ama ben ortaya hani e, Trabzon camiasında kırılmasın, takipçi kaybetmeyeyim. Belki de vardır. Sağlama yapayım. Ya madem futbolcu Fenerbahçe'yle anlaşınca maddenin hükmü kalmıyor. Yani madem futbolcu Fenerle anlaşınca maddenin hükmü kalmıyor. O zaman bu maddenin bir geçerliliği yok ki. Abiyler bez mesela benim bir arkadaşım var. Hocam diyor 2023'te diyor altın çıkarabileceğiz ülkeden diyor. Lan zaten çıkıyor diyorum. Olsun 2023'e kadar çıkaramıyormuşuz. Oğlum cık. Kayseri Develi'de iki tane altın madeni var diyorum. Ya yani Develi'de iki tane altın madeni vardı. Kayseri merkezde bir sürü altın madeni var. E çıkıyor diyorum. Yok sen bilmiyorsun diyor 2023. E... Lan oğlum olan şeyi bana niye yok diyorsun. Ha Türkiye'de hiç paraj yok deseniz size geri zekalı derler. Lan var işte. Kevan var, Atatürk var, Karakaya var, Yamula var, şu var, bu var diye sayarlar tek tek. Bu da öyle bir şey. Ulan madem bağlamıyor o zaman bir anlamı yok ki. O zaman sözleşmede madde var demenin bir anlamı yok ki. Fener futbolcunun anlaştı. Futbolcu Fener'e geldi. E, hani madde? Olsun Trabzon'un önceliği var. Ahmet Ağoğlu, Trabzonspor'un meşhur başkanı. Ahmet Ağoğlu da e, Kulüpler Birliği Başkanlığı'nı bırakacakmış. Demiş ki Kulüpler Birliği Başkanlığı'na göreve devam etmeyeceğini söylemiş. Normalde 6 Ocak'ta hadi bana eyvallah diyebilirdim. Ama daha şampiyonluğumuz garanti olmadıydı. Ee, şey, e, lig sonu itibariyle ve TFF seçiminin ardından bırakacağım demiş. Hemen yorumlar hazır. Normal. Herkes alacağını aldı. Öküz öldü. Ortaklık bozuldu. Seneye Trabzon kümeye düşer artık. Falan diye. İnsanların aklına bu geliyor işte. Değil mi? Mesela futbolcu Fenerbahçe'den hatalı gol yiyince şike yaptı. Aynı futbolcu Trabzon'dan hatalı gol yiyince Trabzon ne top oynadı. Emenik Efener'e karşı oynamadı. Şike Trabzon'a karşı oynamadı. E, sakatmış. Ya Allah rızası için ya. Ne olur bana delikanlı gelin. Delikanlı delikanlı gelin konuşurken. Neyse Ahmet Avlu ne demiş? Charlotte'ta alakalı öncelikli satın alma ya da kiralama hakkımız var. Öncelikli satın alma ya da kiralama hakkımız var. Çok güzel. Peki soruyorum. Gerizekalı mıydınız da geçen sene kiralamadınız? Gece gerizekalı mıydınız da kiralamadınız? Cornelius'a 5 milyon euro parayı bu niye bayıldınız? Ücretsiz kiralama hakkınız vardı. Öncelik sizdeydi. Hı? Arkadaşlar yani yanlış anlamayın beni. Senin kulübünde adam gol kralı olmuş. Tarihindeki en çok gollerden birini atmış. Şampiyonluk hedefiyle sezona başlamış. Ne gerek var riske girmeye? Cornelius'u 5'e aldılar. Kaça satabilecekler? Ha, 21 yaşında Cornelius'u alırlar da 5'e derim ki ulan 5'e aldılar 20'ye satacaklar. <laughs> Hedef bu. Birinci sorum bu ya geri zekalı mıydınız? Niye almadınız madem kiralık önceliği sizdeydi? Bu arada ben bunu Ahmet Ağul'un da söylediğine inanmıyorum bu cümlelere. O yüzden biraz esprisindeyim. Yoksa kişiliğine şahsına falan filan bir şey söylemiyorum. Ahmet Ağul beni sever ee, yani şey yapar ee, beni seven birisi sağ olsun. Selamlarımızı da iletelim buradan. Ama bunu Ahmet Ağul'un söylemediğine eminim. Diyor ki satın almaya da kiralama hakkımız var. Diyelim ki A takımı Türkiye'de 2 milyon euro verdi. 2 milyon euroya veriyorsa hemen alalım. Aynı miktarı Trabzonspor verirse Trabzonspor'da oynar. Burada oyuncunun da bizi istememesi pek olasılık dahilinde değil zaten diyor. Alta yorum yazmışlar. Aynen öyle kardeşim. Ondan dolayı Şenol'dur bir hafta telefonunu kapatıp kaçak hayatı yaşadı falan filan yazmışlar. Ya Charlotte Trabzon'dan kaçtı. Farkında mısınız? Bilmiyorum. Kaçtı. Yani kimsenin söyleyemediğini ben söylüyorum arkadaşlar. Ben Fenerbahçeli olarak söylüyorum. Ha bize gelsin gelmesin umurumda değil. Kaçtı. Telefonları falan açmadı, cevap vermedi. Kaçak hayatı yaşadı. Kimse nerede olduğunu bilmiyordu. Yalansa yalan değil. Ve ikincisi futbolcunun ya e, futbolcunun bonservisi Crystal Palace'ta. Trabzonspor söz hakkı değil ki. Söz hakkına sahip değil ki. 375 bin euroya kiraladılar. Aldılar 375 bin eurosunu. Geri bitti. Öyle 20 milyon euronun onu Trabzon kasasına falan girdi. Ya belgeyle sunun ortaya. Yok. Bütün hepsini bir araya getiriyorum. Ve Mustafa Hoca yine bildi etiketini koyarak diyorum ki. Bakın futbolcu Fenerbahçe 8'e anlaştı. Diyelim. Ben iddia ediyorum Trabzon 8'e alamaz. Niye alsın? Nasıl alsın? Elinde Cornelius var. Mantık olarak bir kere Trabzon'a gidemez. Mantık olarak gidemez. 8 e anlaştı. Trabzon asla 8 verip alamaz. Cornelius var. Hocam peki Cornelius'a bugün teklif gelse 8'e satsalar alırlar mı? Tabii ki de alırlar. 8 teklif gelirse satalarsa niye almasınlar? Ben olsam alırım. Ama geçen sene almayan adamlar şimdi niye alsın? O da ayrı bir ironi. Bununla ilgili ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. Fenerbahçe geri adım atmadığı müddetçe bu transfer olur ama geri adım atmazsa peki hocam sen yüzde kaç görüyorsun? Arkadaşlar ben yüzde müzde vermiyorum. Siz bir sözünüzü tutun abone olun. Ben diğer videolarda yüzde veririm. Çok uzattık bu konuyu. Ama anlayın diye üstüne basa basa söylüyorum. Çünkü çok fazla iftiraya maruz kalıyoruz. Atıyorsun, tutuyorsun, şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun. Gelelim ikinci habere. Şu etiket ekranda kalsın. Salih Özcan Dortmund'a transfer oluyor. Adamın biri demişti değil mi? Gelmeyecek iptal diye, üstünü deşelemeyin diye. Üzülürsünüz diye. Yani... E Neyse ben devam edeyim haberi. Köln'de forma gemili futbolcumuz Salih Özcan Borussia Dortmund'a transfer oluyor. Alman basını başarılı futbolcunun Dortmund için sağlık kontrolünden geçtiğini yazdı. Bakın sağlık kontrolünden geçmek. Ya Türkiye'de bunu biliyorsunuz değil mi? Suyu ısıtmak ee, ondan sonra içine çay atmak demlenmesini beklemek bardağa koymak şekerini atıp karıştırıp ağzına götürme aşamasıdır. Yani şu ağzına götürdüğün aşama sağlık kontrolünden geçmesi. Şu yani. Yani sen istemediğim yani şuraya kadar getirdin. Artık orada içinde sinek minek çıkmadığım dedi. Artık bunu içtin demektir. Transfer e, süreci. Bildin haberine göre Bild Türk futbolcularına ilgili en çok haber yapan gazetedir. Çünkü biliyordur Almanya'daki Türk potansiyelini. Orta saha oyuncusu Perşembe günü Dortmund için sağlık kontrollerinden geçmiş. Bugün oluyor Perşembe. Dortmund'un ayrıca bu transfer için Köln'e 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği aktarıldı. Milli takım tercihini kısa bir süre önce açıklayan ve Türkiye'yi seçen Salih Özcan Konya'daki İtalya karşılaşmasına Ay Yıldızlı formayla ilk başına çıktı. Bu sezon Köln'de 34 maçta sahaya çıkıp 2 ee, gol atmış 24 yaşındaki oyuncu. Yani... Talih Özcan, Dortmund. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, peki hocam. Geçen sene bu ismi ortaya attın mı? Evet. Geçen sene bu ismi ortaya atan ilk kişi benim. Benden sonra çaldılar. Hatta Beşiktaş'ta transfer teklifinde bulundu. Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş büyük bir hata yaptı. Nedir o hata? Geçen sene Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta ee, ya da detaya girmeyeyim ya Beşiktaş'ta duyumcular açıklasın. Bakın arkadaşlar geçen sene sözleşmesi bitmişti, bedava olarak alabiliyordum ve geçen sene söyleyeyim ya 32 maça çıktı, 1 gol 2 asisti var 1652 dakika bu kadar az oynayan futbolcuyu biz alamayız dediler. Sağ bek oynayabiliyor, ön libero oynayabiliyor. Orta sahanın sağında, orta sahanın solunda 10 numarada oynayabiliyor. Yani düşünün arkadaşlar, bir maç sağ oynamış. Adamdan bahsediyoruz. 2 maç ön libero, 3 maç 10 numara. Gol asist katkısı düşük diye büyük bir hata yaptılar. Çok büyük bir hata yaptılar. Sonrasında da elden kaçtı. Hocam peki Dortmund'un almama ihtimali var mı? Diyelim Dortmund almadı. Ondan aşağı satma ihtimalleri var mı? Hocam sıradaki habere geç. Sıradaki haber. Geliyor yarın Neren Zahavi. Zaha. PSV Eintown Eran Zahavi'ye veda etmiş. Ve yani e, yarın da Cuma tam Eran Zahavi'nin gelmesini gerektiren bir e, durum var ortada. 34 yaşında, 25 Temmuz doğumlu, 1.80 boyunda İsrailli oyuncu. Şimdi 34 yaşında olmasa, 30 yaşında falan olsa derim ki, "Lan ne arıyorsunuz başkasını?" 46 maç, 2982 dakika. Yani benim literatürüme göre 33 maç. 20 gol, 12 asist. Hocam Euro'da başta de ben de atarım. At lan o zaman. Çık da at. Çık da at. Orada ben de atarım. Atın lan. Çıkın atın. Çıkın ata sizi transfer ettireyim. PR'ınız benden. Bazı menajerle çalışan duyumcu arkadaşlar var Türkiye'de meşhur. Bilirsiniz. Özellikle alt dikteki men takım futbolcuları menajerle çalışırlar. Sonra Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a falan yazarlar. Olmayınca da e, falan filan. Neyse. Öyle yaparım. Hadi gidin oynayın. Arkadaşlar Eren Zahavi şu an için gündemde olan bir isim değil. Bilginiz olsun. Eee... Hocam Suarez alacağımızda bunu alalım. Şunu alacağımızda bunu alalım. Geçen sene ah Emre Belezoğlu ah kendini öyle bir yaktın ki. vallahi kendini öyle bir yaktın ki. Kızınca kızdı oluyorum, oluyorum ya. Kızınca kızdı oluyorum. Şimdi daha Zahavi her konuda anlaşıldı. Ya bir 500 bin euro mu? Gol primi mi? Bir şey istedi. Lan ver gitsin. 40 gol atarsan 500 bin euro mu? Ne dedi? 30 gol atarsan. Lan 30 gol atsın da 500 bin euroyu biz verelim. Kanaldan toplayalım. 30 gol atan forvetimiz olsa şampiyonuz zaten. Ah Emre Belezoğlu ah. Kulakların çınlasın. Sonra gittin bizi yani 6 milyon euroluk Samatta'ya mahkum ettin. Şimdi o Samatta'dan kurtulma planları yapıyoruz ama kimse almıyor. İnşallah Arap Yarımadası'nda Müslüman bir takım Samatta'yı alır da hepimiz kurtuluruz. Zahavi için dediğim gibi Keşke Emre Belezoğlu akıllı davransaydı. Belki kendini de kurtarırdı. Gelelim sıradaki ismi Allah yer Seyyat Maneş. Hull City'de Nisan ayının en iyi futbolcusu seçilmiş. Şimdi Hull City taraftarı mı futboldan anlamıyor? Biz mi istatistikseliz? Adam ayın oyuncusu ödülünü kazanıyor. Takımının Cardiff City'ye karşı oynadığı maçta attığı gol ayın golü oluyor. Başka da golü yok. 12 maç. Bir gol. Yani 12 maç bir gol. Ama ayın futbolcu seçiliyor. Ulan biz mi anlamıyoruz futboldan? Yok. Niye biliyor musunuz? Biz skor bahçeli olduk. Biz skor bahçeli olduk. Bizim için gol katkısı yoksa, asist katkısı yoksa topçu değildir. Maalesef. Kızmayın ama hepiniz aynısınız. Hepimiz aynıyız. Ya ben öyle dedim ki ben futbolcunun oynadığı oyuna bakarım. Yemeyin bizi bir şey ya. Yemeyin Allah aşkına. La Berişan 4 tane 3 tane topu direkten döndü. Direkten dönen toplarının hepsi girse o maçların hepsinde puan kazandırıyor. Ha. Hepsinde puan kazandırıyor. Öyle maçlar. Mesela Kayseri maçı 2-2 bitti. Direkten dönen topu var. Atsan 3-2 kazandı 2 puan fazlan var. bir şey maçı falan var. Avrupa'da bir maç var. Böyle bir futbolcudan bahsediyoruz. Allah yarına ilgili de şunu söyleyeyim. İnşallah Allah yar 5.5 bandına gidecektir diye düşünüyorum. VTB Ligi final serisinde CSKA Moskova ile Zenit Sens Petersburg yarın diyor cumartesi günü ilk maçta karşı karşıya gelecekmiş. Buradaki espri şu. Fenerbahçe bir konun gündeminde olan iki tane koç var. Birisi Dimitrios Itoidis, diğeri Xavi Pascual. Ki ben bana kalırsa Pascual daha mantıklı. Şey daha yakın. Ben bilmiyorum abi. Şeyleri bilmiyorum. Koçları bilmiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Pasqual daha yakın geliyor bana ama Itoidis haberleri de gündemde. Neyse iki tane isim var. Yani izleyecekseniz değerlendirin. Ben basketboldan çok anlamadığım için. Anladığım bir şey var. Futbol. Futbolda 2020-2022 sezonu maalesef akıllarda şikeli sezon olarak kalacaktır. Maalesef kirli sezon olarak kalacaktır. Ahmet Ağolun'un geçtiğimiz günlerde yine birkaç sözü vardı. Diyor ki Trabzonspor en çok hakkı inen takımlardan biridir. Katılıyorum. <laughs> Doğru. Ama diyor bu da sizin bir kenara çekip de diyor ilahi adalet beklemenizi gerektirmez bir şeyler yapmanız lazım. Ben anlıyorum orada ne mana söyledin ama insanların anladığı manada farklı. İnsanlar da diyor ki bak ilahi adalet beklemedi. Dedi ki ben hakkımız yeniliyor. Birilerinden yardım alayım. Ben de milletin hakkını yiyeyim de şampiyon olayım. Nasıl olsa hak yemek bir bahttır dedi. Şampiyon oldu. Yapıldı diyorlar. Ya işte maalesef böyle Sayın Ağoğlu yani benim de başıma geldiği için söylüyorum. Söylemek istediğin çok farklı ama karşındaki kitle senin karşında oldukları için söylediğini kesip, biçip, kırpıp, yapıştırıp bak böyle dedi olarak lanse ediyorlar. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Ama bu sezon kesinlikle sıkıntılı bir sezon. Bak akıllarda şikeli sezon olarak alınıyor. Bu sezonun şampiyonu Fenerbahçe olsaydı kesinlikle bu sene e, tescil edilmezdi. Kesinlikle. Bu sene Avrupa'ya da takım göndermezdik. UEFA'da bize kızardı. 10 sene boyunca hiçbir takımımız Avrupa'ya almazdı. Açıkta Blackbird olurdu. Neyse. Trabzonspor demişken Cüneyt Çakır, Ali Şans Çalan ve Zorbay Küçük. 2022 Dünya Kupası'nda hiçbir hakemimiz listede yer almadı. Hiçbir hakemimiz listede yer almadı. Düşünsene. Yani hiçbir hakemin listede yer almıyor. Bir yanlışım yoksa Trabzonspor'dan hiçbir futbolcu da Dünya Kupası'na yer almayacak. Ya bu da şans meselesi. Mesela Türkiye'ye gitseydi Uğurcan, Çakırlan, Abdülkadir, Ömür yer alacaktı. Ama gidemedi. Grup aşamasında bacağımıza sıktık çünkü. Ee, ne olacak işte renklerin takımı değil de kırmızı beyazın takımı olduğumuz zaman belki o zaman gideriz. O da bir utanç kaynağı. Ve son haberimiz yine etiket gelsin. Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt. Mesut Özil'in Meksika'da bir kulüpte hissesi var ama hiçbir şekilde oraya futbolcu olarak gitme düşüncesi yok. Mesut Özil'in hiçbir şekilde Meksika'daki takımına gitme düşüncesi yok. Yok şöyle Hala abone olmadınız mı? 600'de kaldı da. Ayıp. Ve MLS için de aynı şey geçerli. Yine Mesut 2 sene daha Fenerbahçe'de top oynayacak. Bir olay yaşandığı için gidecek bir futbolcu değil. Şu adamın büyük bir duası var. Rabbim bize bir daha Max Kuruse ee, olayı yaşatmasın diye. Ben bol bol amin demenizi rica ettim ama siz olayın ciddiyetini anlamadınız. Herhalde şimdi amin diyorsunuzdur. Abone olarak amin diyorsunuz değil mi arkadaşlar? Videoyu beğendiniz inşallah. Ya hocam dakika çok geçiyor. Ya çok uzatıyorsun diyorlar da. Hadi arkadaşlar uzatmadan siz anlatın. Hadi bu videonun özetini çıkarın. Yorumları anlatın bakalım. Kimleri kimleri konuşmuşuz. Özetini çıkarın bakalım. Hiç uğraşmayın ben size tek tek sayayım. Çörlüt konuştuk. Detay konuştuk. Transfer süreci. Salih Özcan'ı konuştuk. Zahavi'yi konuştuk. Beşiktaş'ı. Trabzonspor'u konuştuk. Ali Koç'u konuştuk. Vedat Muriçi. Sefer Oviç. Abu Bakar. 11. Ahmet Ağoğlu'nun birkaç sözü. 12. Federasyon'u konuştuk. 13. Emre Belezoğlu'na biraz şey yaptık. 14. Samat Dayı konuştuk. 15. Allahyar 16. Mesut Özil 17. Fenerbahçe Beko özelinde. Itoidis 18. Paskual 19. Cüneyt Çakır 20. Ali Şansalan, Zorbay Küçük ve 2021-2022 sezonunu konuştuk. Yani 22-23 tane farklı konu konuştuk. Buyurun daha kısa konuşabiliyorsanız sizi alayım. Peki hocam biz bu videoda ne anlamalıyız? Biz bu videoda şunu anlamalıyız. Fenerbahçe forvet transferini bitirdi. Her an açıklanabilir. Tabi biz dönmezsek, caymazsak hani bardağın içinden sinek çıkmazsa diyeyim. Siz orada ne demek istediğimi anlayın. Peki hocam Sherlock olursa ne zaman gelir? Haziran ayına yakın ya da Haziran ayının ilk haftası gelir. Yani anlaşmış olsak bile her konu okeylense bile iki haftası var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İnşallah da abone olarak aramıza katılmışsınızdır.